İyi günler sevgili izleyenler. Gündemin içindenle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyoruz bugün sizlere. Salı günü siyasilerin gündeminin çok yoğun olduğu ve grup toplantılarının yapıldığı bir gün. Aslında gündemde çok önemli olaylar, konular var. Özellikle diplomasi ile ilgili ve Afrin operasyonu ile ilgili ama halkın gündeminde de gerçekten başka konuların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle son iki haftadır çocuklara taciz ve cinsel istismarla ilgili olayların ard arda gelmesi hükümeti harekete geçirdi. Bazı gelişmeler var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Gerçekten canımızı çok sıkan olaylar yaşandı. İki hafta önce hem Adana'dan hem Antalya'dan ve tabii ki ardı arkası maalesef kesilmiyor. Evet. Cinsel istismar çocuk iki kelimenin aynı cümlede kurulması hepimiz için çok can sıkıcı. Hükümeti harekete geçirdiğini söyledik. Bir komisyon kuruldu ve Recep Akdağ başkanlığında toplantılarını yapmaya başladı. Yasal bir düzenleme yapılacak. Cezaların artırılması gündemde. Kimyasal hadım gündemde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri, bu adımları? Evet. Türkiye'de ne yazık ki son dönemde her istismar vakasından sonra, her şiddet vakasından sonra ne yazık ki hep ceza kısmını, müdahil olma kısmını, takip etme kısmını konuşuyoruz. Bakanlıktan da hep duyduğumuz rutin bir şey var. İşte bakanlığımız müdahil oldu, takip ediyor, avukatlarımızı gönderdik. Peki önleyici kısımlar, bu olaylara cesaret veren söylemler, eylemler, medyada akşamları ya da işte haber bültenlerinde gezen 9 yaşında çocuk evlendirilebilir diyen ve hiçbir yaptırım uygulanmayan, tam aksine bunların korunup kollandığı politikaların sürekli gündemde olduğu Türkiye şartlarında biz bugün ne yazık ki gene cezaları konuşuyoruz. Hadımı konuşana kadar İHAL yasasını, İHAL indirimlerini konuşalım. İHAL indirimlerinin önüne nasıl geçebiliriz bunu konuşalım. Hadımı konuşana kadar katledilen eğitimi konuşalım. Eğitimde nasıl Türkiye'nin nerelere sürüklendiğini, nasıl insanların dönüştürüldüğünü, bakış açılarının, anlayışlarının dönüştürüldüğünü konuşalım. Önce önleyici tedbirleri konuşalım. Bunlar da eğitim ne olur? Sosyal projelerle olur, kültürün değiştirilmesiyle olur, insanların anlayışlarının değiştirilmesiyle olur. Önce bunları konuşmak lazım. Önce koruyup kollamaktan vazgeçmek lazım. Örneğin bu ülkede 45 çocuğa tecavüz edildi bir vakıfta. Ensar Vakfı'nda. Ve ne yazık ki bugün iktidar tarafından hala ve hala korunuyor bu vakıf. Yargılamasına ben de gittim. Bir kişiyi mahkum ettiler. Bir kişiye 508 yıl ceza verildi. Peki olay yeri, sahipleri, buna cesaret verenler, o çocukları yerinden, yurdundan, ailesinden alıp o yurda götürenler, orada buna müsaade edenler, görüp de görmemezlikten gelenler, duyup da duymamazlıktan gelenler, bunları nereye koyacağız? Bunları ne yapacağız? Üstüne üstlük bunlara sürekli yer tahsisi yapan, değişik illerde yerler, yurtlar açtıran, bunlara müsaade eden, bir kereden bir şey olmaz diyenler, bu zihniyetler, önce bu zihniyetleri engelleyeceğiz. İşte kanallarda görüyoruz, 6 yaşında çocuk evlendirilebilir diyor, 9 yaşında çocuk evlendirilebilir diyor. Değil 9 yaşında çocuğun evlendirilmesi, bir saçının teline bir zarar gelse hepimizin içi yanıyor. Ama bu, yani önce bunları konuşmak lazım. Bazı söylemler bazı kesimlere cesaret verebiliyor bu anlamda. Aynen bunlara öyle. Da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle aynen. Siyasilerin diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki cezalarla ilgili, yani sizin söylediğiniz gibi öncelikle eğitim ve o kültürü yerleştirmek aynen. ve hiç yaşanmaması bu olayların. Tabii önemli ki. Olan bu zaten. Tabii ki. Ama pek çok vaka da şu an gündemde ve bu vakaların hani toplumun vicdanını biraz rahatlatması açısından cezaları da çok önemli. Evet. Siz mesela söylediniz İHAL indirimleri yapılabiliyor. İşte takım aynen. elbiseyle katıldı diye duruşmalara İHAL indirimi yapılabiliyor. Doğru. O tacizciye Doğru. ya da tecavüzcüye. Hani bunların şu anki mevcut düzenlemeyle ya da getirilecek mevcut düzenlemeyle cezalar anlamında neler ön plana çıkabilir? Yani İHAL indirimleri olmasın. Bir kere bunu Cumhurbaşkanı da söyledi. Onun dışında kimyasal hadım bir çözüm olabilir mi sizce? Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin idam söylemi de
aslında gündemde. Nasıl değerlendiriyorsunuz ceza boyutunu? Tabii ceza boyutunu değerlendirirken sadece istismar boyutunda değil, bizim bir de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler var. İnsan hakları boyutunda da yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken konular var. İnsan hakkı ihlaline giren hiçbir şeyi öyle kafadan atıp tutmakla yapamazsınız Türkiye'de. Sonuçta yaptırım denilen şeyler var. Dolayısıyla öyle hadımdı, idamdı, onlarla zaten çözülemeyeceğini hep söylüyoruz. Bunlardan ziyade az önce bahsettiğim şeyleri önce. Ama ceza boyutunda tabii ki biz de şunu istiyoruz. Evet, ağır cezalar olsun. Caydırıcı olsun. Bir başkası buna yeltenmesin. Bir başkası bundan cesaret almasın. İşte iyi hal indirimleri olmasın derken bunu kastediyoruz. İyi hal indirimiyle ne oluyor? Ceza işte kuş olup uçuyor. Bir şey 3 gün, 5 gün, 3 yıl, 5 ay yatıyor. Çıkıyor, bir başkasına da cesaret veriyor. Bunlar tabii ki olmasın. Ama hadım boyutu, işte idam boyutu öyle çok da çözüm değil. Evet, biz ona inanmıyoruz. Hı hı. Evet, içeriğinde neler olacak, nasıl bir düzenleme gelecek tabii ki göreceğiz. Hem komisyon, evet, hem genel kurul aşamasında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak da nasıl bir tavır sergileyeceksiniz. Belki onu da bir sormak lazım ama hem geliştirmek hem de destek olmak anlamında belki bazı şeylere muhalif olmak da gerekebilecek belki, ama destek olunacak uygulamalar görürseniz nasıl bir tavır sergilersiniz diyelim. Şimdi o noktada şunu çok net söyleyebilirim ki biz uzlaşıdan yanayız. Bu konularda en hassas olan partilerden bir tanesiyiz. Ve bunu her fırsatta, her söylemimizde, her programımızda, her basın açıklamamızda, her meclis kürsü konuşmamızda zaten fazlasıyla ve içtenlikle, samimiyetle dile getiriyoruz. Bu konuda akılcı politikalara, doğru politikalara sonuna kadar desteğimiz tam. Eğer hükümet bir adım atacaksa biz 10 adım gelmeye hazırız seve seve. Uzlaşıdan yanayız, birlikte hareket etmekten yanayız, birlikte çözüm üretmekten yanayız. Bakın ben komisyon üyesi olduğum için vakıfım, kısaca örnek vereyim. Boşanmaların önlenmesiyle ilgili biliyorsunuz bir komisyonumuz vardı geçtiğimiz sene. Ben de o komisyon üyesiydim. Çok yoğun katıldık çalışmalara. Biz de bir şeyler yapabilir miyiz? Birlikte o komisyondan ne tür çözüm önerileri çıkarabiliriz diye çok yoğun çalıştık. Ama son noktada bütün çalışmaları bitirdikten sonra ne yazık ki iktidar partisi vekilleri oturdular, tek başına rapor yazdılar. Bize bir kere olsun sormadılar. Ya arkadaşlar, siz de komisyon üyesisiniz. Gelin bu raporu birlikte hazırlayalım. Gelin buradan birlikte yasa teklifleri çıkartalım. Ki amacımız aslında başlangıçta oydu. Biz de bu iyi niyetle hep komisyon çalışmalarına, bu hazırlık çalışmalarında katkı da aslında verdik. Hem muhalefet hem de ilgili kesimler yer alabilir diye, evet, düşünüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Genel ama sonrasında bir baktık gelmeden, o rapora dayalı olarak bir gece yarısı tecavüzlerin aklanmasını sağlayacak, tecavüzcülerin dışarıya çıkartılmasını sağlayacak bir önerge çıktı eski Adalet Bakanı'nın çantasından. Hatırlayın o günleri, bütün Türkiye hatırlıyor. Evet. Türkiye ayağa kalktı. O rapora dayalı çıktı bunlar. O komisyon çalışmalarına dayalı çıktı bunlar. Neden çıktı? Çünkü uzlaşı yoktu. Birbirine sormak, birbiriyle çözüm üretme gayesi olmadığı için ben yaptım oldu mantığıyla oradan bir şey çıkardılar. Böyle olursa zaten uzlaşmamız mümkün değil. Ama gerçekten iyi niyetli, evet, çözmek istiyorsak uzlaşı çok kolay. Çünkü amacımız ortak, isteğimiz ortak. Çocuklar bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları, üzerinde yaşadığımız bu toprakların çocukları. Dolayısıyla iktidar, muhalefet, kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun buna duyarsız kalmadan birlikte ne yapabiliriz'i konuşabileceğimiz bir ortamı, eğer ki bu konuda hükümet en başta sorumlu, hükümet bu adımı atacaksa biz fazlasıyla gitmeye hazırız, fazlasıyla destek olmaya hazır. Yeter ki akılcı olsun, ama yeter ki önleyici, caydırıcı tedbirleri önce konuşalım. Peki yine toplumun mağdur olan kesimlerinden sizin de meclis gündemine getirdiğiniz bir kesim var ki gerçekten çok konuşulmuyor ama çok ciddi sıkıntıları var ve elde etmeleri gereken, istedikleri hakları var. Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele sürecinde savaşmış, mücadele etmiş askerlerimiz. Hepsi yaralı aslında. İşte vücudunda mermi olan var, şarapnel parçası olan var, parmağını gözünü kaybeden var ama gazi unvanı verilmiyor. Öncelikle evet, neden? Bunu soralım size. Neden bu unvanı alamıyorlar? Ardından ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Onları da paylaşalım. Evet.
terörle mücadele sırasında yaralanmış ama gazi sayılmayanlar diye kendilerini adlandırdı bu vatandaşlarımız. Yaklaşık Türkiye'de 19 bin tane Doğu ve Güneydoğu'da. Sadece Doğu Güneydoğu değil, bakın şu anda Afrin'de de mücadele ediyor. Oradan gelen gazilerimiz de aslında biz gazi diyoruz ama yarın öbür gün aynı sıkıntılarla karşı karşıya gelecekler. 19 bin vatandaşımız var bugüne kadar yaralanmış. Bunlar gazi sayılmıyor. Nedeni de şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir nizamnamesi var. Orada %40 bir sağlık yönetmeliği, %40 uzuv kaybı arıyor. Yani diyor ki santimle gazilik ölçüyor bu nizamname. Parmağı buradan kopmuş, hayır diyor buradan kopaydı. Gözünün birinde %95 görme kaybı var, hayır tamamen kör olaydı diyor. Yani çünkü o kadar yüksek bir uzuv kaybı arıyor ki, o kadar yüksek bir oran arıyor ki. Dolayısıyla %40'ı çoğu yakalayamıyor. Ya da nedir? Bakın mesela şöyle göstereyim. Bu arkadaşımızın elinin bir fotoğrafı, parmakları yok gördüğünüz evet, gibi. İki parmağı yok üstelik. Ama ne yazık ki bu arkadaşımız gazi değil. Bu insanın orada yaptığı mücadelede yaşadığı travmayı düşünün. Yaşadığı psikolojik problemleri düşünün. Ailesiyle yaşadığı sıkıntıları düşünün. Bir de eksikliklerinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları düşünün. Mesela ben basın toplantımda da şunu göstermiştim. Bakın böyle yüzlerce vücudunda şarapnel parçası olan arkadaşlarımız Kuzey var. Kuzey Irak'ta vurulmuş. Aynen, Kuzey Irak'ta vurulmuş. Arkadaşımız eski yıllardan olan da var. Yeni dönemde yaralanan arkadaşlarımız da var. Mesela bir arkadaşımız hiç unutmuyorum. 450 tane şarapnel parçası var vücudunda. Bazı arkadaşlarımızın kurşun şeyi filmlerinde çıkıyor. Kalbinde kurşun taşıyor. Çıkarılamıyor. Çıkarılırsa felç olacak. Ama ona rağmen gazi sayılmıyor. Neden? Diyor ki sağlık yönetmeliği, hayır sen %40 uzuv kaybın yok senin. Dolayısıyla ben seni gazi saymıyorum. Şimdi bu konuyu biz bu dönem neden gündeme getirdik? Şöyle bir haksızlık oldu gazi ve şehitler arasında ki biz bunu parti olarak da her fırsatta söylüyoruz. Bu eşitliği sağlayın, bu ayıbı temizleyin, bu ayıptır. Gaziler arasında ayrımcılık olmaz, gazi gazidir. Bizim için yaralanmışsa eğer bu vatandaş, isterse uzuv kaybı olmasın o gazidir. Bizim için şehit olmuşsa şehittir, yakını da bizim yakınımızdır, bizim evladımızdır. Biz öyle görürüz. 15 Temmuz sonrası Sayın Başbakan Binali Yıldırım bir grup toplantısında aynen şu cümleyi kurdu. Dedi ki bizim yaralanan vatandaşlarımız için %40 gibi bir saçma yönetmelik varmış. Biz dedi vatandaşımız göğsünü kurşuna siper eden, tankın karşısına geçen vatandaşımıza sen %10 yaralandın, sen %30 yaralandın mı diyeceğiz. Yakışır mı bu Türkiye'ye? Kaldırdım hepsini dedi. Tırnağa çizileni gazi sayarım dedi. Aynen bu cümleleri kullandı, eski kayıtlarında var. Büyük olasılıkla Ağustos gibi olması lazım. Bir KYK çıktı ondan sonra. 15 Temmuz'da yaralanma derecesine bakmadan yaralanan herkese gazilik hakkı verildi ki kartlarında da açık açık kocaman gazi yazıyor. Bu vatandaşların bir kısmında gazi olanlarda bile gazi yazmıyor. Terör gazisi yazıyor. Yani ilginç bir tanımlama var. Biz de dedik ya bu olmaz, bu ayıp, bu yanlış. Yani o gün yaralanmış ama sonra hiçbir sıkıntısı kalmamış insanlar bile gazi sayıldı. Aynen öyle. Ama bu vatandaşlarımız hala bunun mücadelesini veriyor. Ve çok şey de istemiyorlar biliyor musunuz? Evet. Şunu söylüyorlar. Biz çocuklarımıza neden gazi olamadığımızı açıklayamıyoruz. Sadece madalyamızı istiyoruz, onurumuzu istiyoruz, gazilik onurumuzu istiyoruz. Çocuklarımıza yarın bir gün bırakacağımız bir madalyamız olsun istiyorlar. Çok da şey istemiyorlar. Kamudan da yararlanamıyorlar, iş bulma imkanlarından da yararlanamıyorlar. Ciddi sıkıntılar çekiyorlar, evet, ciddi travma yaşıyorlar. Demin gösterdiğimiz fotoğraflardan hani yani, elinde o problemi yaşayan, parmakları olmayan birinin çalışma hayatında çok sıkıntı yaşadığını tahmin etmek çok zor değil. Yani şimdi şu vatandaşımızın yaşadığı şu travmayı düşünebiliyor musunuz? Evet. Ailesiyle yaşadığı, iş yerinde yaşayacağı yarın öbür gün. Yani ciddi sıkıntılar bunlar. Daha da kötüsü şimdi yeni tespit ettiğimiz bir olay var. Şarapnel vücutlarında parçası taşıyanlarla ilgili. Evet, vücutlarında metal taşıdıkları için kurşun ve şarapnel parçaları, işte bomba yapımında kullanılan malzemelerden vücutlarında taşıdıkları için zamanla zehirlenme yaratıyor. Zamanla ağır metal zehirlenmesi dediğimiz zehirlenmeler tespit ettik. Hatta bakın burada toksikoloji sonuçları falan, vücutlarında olmaması gereken, sıfır olması gereken maddeler taşıyorlar. Yani civa, nikel, antimon. Mesela antimon sadece bomba yapımında kullanılan maddelerden bir tanesi. Vücutlarında bu insanların antimon var. Ve zamanla bunları öldürüyor.
Günah bu insanlara, gerçekten yazık, günah. Bu metal zehirlenmesiyle ilgili raporlar da mı peki, hani yıllar geçmiş belki o dönemde şarapnel parçaları nedeniyle gazi sayılmamışlar ama şimdi bu durum farklı bir durum. Evet. Belki hani adını da çok anmak istemiyoruz ama kanserojen bir takım sonuçları da olabilir belki. Bu insanlar için de farklı bir durum söz konusu olabilir mi bu raporların sonrasında? Evet, şimdi bu bir yıllık bir olay. Bir yıl öncesinde bir arkadaşımız, Serdar diye bir arkadaşımız, ciddi rahatsızlıkları vardı. Bir türlü çözüm bulamadılar. En sonunda böyle bir şey tespit edildi. Sonrasında bunu duyan diğer arkadaşlarımız acaba bizde de olabilir mi diye zamanla peyderpey hastaneye yatmaya başladılar. Şimdi hastaneden detaylı rapor bekliyoruz. Doktorlarımızdan şifayı aldığımız bilgide evet, yani bu parçalar zehirlenmeye sebep oluyor. Ama raporumuzu oluşturacağız dediler. O rapor kesin, kati şekilde elimize geldiğinde zaten başka türlü mücadeleye girişeceğiz. Bu artık bize yeni bir yol açacak. Yeni bir gazilik haklarından yararlanmalar için bir fırsat doğurmuş olacak. Şimdi o raporları bekliyoruz. Bir kısım daha arkadaşımız hastanede hala. Şu anda da hatta bizleri izliyorlar onlar. O raporlar kesinleştikten sonra biz yeniden başvurularımızı yapacağız. Hem bu KYK'lardan eşitsizliği gidermek için yararlanmaları adına başvurularımız olacak. Hem de yeni hakların verilmesiyle ilgili başvurularımız olacak mutlaka. Ama önce bir elimizde kesin raporların olmasını bekliyoruz. Metal zehirlenmesiyle ilgili başka şüpheler de vardı sanırım. Yani o gün de yine basın toplantısında da gündeme getirildi. Hani bu insanlar evleniyor, eşlerine ve çocuklarına da bunun geçmesi gibi bir ihtimal, böyle bir şüphe üzerinde de duruluyor evet, sanırım. Evet. Bunu birkaç arkadaşımızla tespit ettik. Daha doğrusu kendilerince şu anda yorum yaptılar. Birkaç doktordan da aldıkları olabilme ihtimaline dayalı olarak birkaç uzman doktordan da aldıkları bilgi vardı. Bu çerçevede biz de acaba mı diye sorgulamaya başladık. Birkaç arkadaşımızla, özellikle bu tür yaralanmış arkadaşlarımızın çocuklarının bir kısmında problem çıktı. İşte kimisinin ayak kısalığı, işte kimisinde bazı özellikle zehirlenmelerden kaynaklı şeyler olabileceğine dair, çocuklarda problem olabileceğine ve aynı maddeleri çocuklarına da babadan, hatta eşe de geçebileceğine dair şüpheler uyandıracak açıklamalar geldi. O tabii ki daha resmi olarak tespit edilmiş bir şey değil. Öncelikle bu raporları bekliyoruz. Ama onun da araştırmasını yapacağız. Ama takdir edersiniz ki bu tür araştırmalar çok uzun soluklu takip edilip öyle tespit edilmesi gereken konular. Öyle hemen akşamdan sabaha evet bundan kaynaklıdır diyebilecek bir tıp alanı değil haliyle. Ama onu da araştıracağız. Çünkü ciddi iddia. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ama eşlerin ve çocukların hayatını etkileyecek, onları hani nesilden nesile taşınacak sıkıntılar anlamına geliyorsa. Evet, onu da neden biz şüphe duyduk? Birkaç arkadaşımız normalde bu yaralanmadan önce çocukları var. Çocuklarında bir sorun yok. Ama yeni dönem, işte 2012'de, 2013'te, 2015'te yaralanan arkadaşlarımız var terörle mücadelede. Yaralandıktan sonra geliyor. Tabii askerliği bitiyor artık. Askerliğe elverişli olmadığı için tekrar dönemiyor. Sonra tekrar çocuğu oluyor yaralandıktan sonra da. Mesela o yeni çocuklarında böyle bir problem çıkıyor. Bundan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz problemler çıkıyor. İşte oradan şüpheye vardık. Önceki çocuklarında yoktu da. Sonraki çocuk yaralandıktan sonra sahip oldukları çocuklarda nasıl çıkıyor? Bunlar ciddiye alınması gereken konular. Ha inşallah bundan kaynaklı değildir tabii ki, arzu etmeyiz mutlaka ama eğer öyleyse de bunlar ciddi şeyler ve ciddiye alınması gereken, enine boyuna tartışılması gereken şeyler. Ama ne yazık ki biz, ben bunu meclis araştırma önergesi konusu da yaptım. Başbakan'a da ilettim. Grup başkan vekilleri, AKP'nin başbakan dahi şöyle dediler. 7 bakanlığa talimat verdik. Çok mağdur arkadaşlarımız var. Söz veriyoruz, çözeceğiz dediler. Bir sene geçti üzerinden. Bir sene boyunca her yakaladığım bakana sordum. Özellikle Maliye Bakanı'na her bütçe döneminde. Sayın Bakanım, Sayın Başbakanımız böyle bir cümle kurdu. Size topu attı, çalıştığınızı söyledi. Var mı bütçeniz, var mı hazırlığınız? Bakın 19 bin insan bu onuru bekliyor, bu madalyaları bekliyor. Var mı bir çalışmanız? Bakan Bey sadece bana baktı ve dedi ki ben konuyu bilmiyorum. Ben bir araştırayım, size döneyim Sayın Vekilim dedi. Sonra bir daha yakaladım başka bir görüşmede. Sayın Vekilim, işte diğer bakanlıklarımız çalışıyorlarmış. Ben aldım bilgiyi. Sayın Aile Bakanımız çalışıyormuş dedim. Aile Bakanı'na sordum. Aile Bakanı dedi ki Gazi
güvenlik hakkı verilmeden biz sadece kartlar kısmı ile ilgileniyoruz. Onun dışındaki konular bizi bağlamıyor. Bizim yapacağımız da bir şey yok. Benim de çok detayını bildiğim bir konu değil dedi. Bakın geldiğimiz nokta ne yazık ki bu. Herkes topu birbirine atıyor. Aynen öyle. Yani bunlar yanlış şeyler, bunlar doğru şeyler değil. Bu insanlar ufacık bir ümit bekliyorlar. Ufacık bir yapılacak çalışma bekliyorlar. Beklemeye de razılar. Zaten bu kadar sene beklemişler, bu kadar yıl beklemişler. Ama samimiyetle, ciddiyetle en azından yapılmıyorsa da niye yapılmıyor? Bütçe mi yetmiyor? Başka bir şey mi? Herkese bütçe yetiyor da bu insanlara niye bütçe yetmiyor? Çok da dediğim gibi çok şey istemiyorlar. Evet, belki sırf bu yüzden çalışamayan, evinin geçimini sağlayamayanlar olabilir ki gerçekten onların çocuklarına bu durumu açıklaması gerçekten zor. Aslında hepimiz için çok hassas bir konu olduğunu söylemek lazım. Bizim için orada çok mücadele hassas ediyorlar. Bakın Afrin'den gelen bizim konu, benim tam de seçim bölgem. Tam onu soracaktım bölgem. Ben aslında. Şimdi çok hassas bir operasyon devam ediyor. Neredeyse 40 günü geride bırakacağız. Şimdi orada da yaralananlar var. Şehitlerimiz var, hepimizin yüreğinde alıyor ama yaralananlar da var. Şimdi o çocuklar, hani ben çocuk diyorum artık 20-25 yaşındalar. Döndüklerinde yaralı olarak dönenler, hani kendileri şu an belki gazi zannediyorlar, hiçbir şeyden haberleri yok. Yok. Aynen öyle. Bu arkadaşımız benim de seçim bölgem olan Kocaeli'den yaralanmış bir arkadaşımız, Afrin'de yaralandı. Sayın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ziyarete gitmiş. Ben de gittim ziyarete. Hatta konuştum da. Öyle hani ciddi bir sakatlık oranı yok ama yaralandığı için eve gönderilmiş. Ve sordum, dedim ki gazilik haklarından yararlanamayacaksın, biliyorsun değil mi dedim oğlum. Biliyorum dedi, öyle bir şey varmış dedi, öğrendim dedi. Ama şeyde, haberlerde biz nasıl geçiyoruz? Gazi'yi ziyaret etti. Gazimiz işte geldi, gazimiz var, şehidimiz var diye haberler yapılıyor. Ama gerçekte gazi mi? Hayır. Orada yaralanan arkadaşlarımız eğer %40 sağlık yönetmeliğine takıldığı takdirde gazilik hakkından üzgünüm yararlanamayacak ve neden ben gazi olamadım diye o da kendine soracak. Ama ne güzel ki bizim kahramanlarımız, özellikle sordum tekrar dönecek misin? İyileşince döneceğim dedi. Yani bu güzel bir vatanseverlik tabii ki. Güzel bir şey gençlerimiz açısından. Ama böyle kahramanlara, böyle düşünen kahramanlara biz daha fazla borçluyuz. Daha fazla şey yapmak zorundayız. Daha fazla onların yarın bir gün hayatlarını daha düzgün idame ettirebilmeleri için kolaylık sağlamak zorundayız. Bu devletin görevi. Bizim görevimiz, devlet hepimiziz. Devlet bizim. Yani bu önemli bir ayrıntı. Her gün yeni yaralı arkadaşlarımız, kahramanlarımız, çocuklarımız geliyor. Şehitlerimiz geliyor. Şehit yakınları arasında da ne yazık ki ayrımcılık var. Hakları konusunda, tazminatları konusunda, iş imkanları konusunda. Evet, bu da çok aslında konuşulan bir şey. Özellikle 15 Temmuz sonrası hani şehitleri de ayırıyoruz ya da onlar arasında da ayrım yapıyoruz tartışması çok fazla gündemde olmaya devam ediyor son 2 yıldır. Fikri Bey, Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı'ydı. Geçtiğimiz sene bütçe görüşmelerinde. Gazi sayılmayan arkadaşlarımızın durumunu sordum kendisine. Dedim ki Sayın Bakanım, ne düşünüyorsunuz? Bu insanlara onurunu vermekle ilgili bir çalışmanız var mı? Siz savunma bakanısınız, bir şey yapmak zorundasınız. 15 Temmuz'la eşitlemeyi düşünüyor musunuz dedim. Aynen şu cevabı verdi. Akıllara zarar, inanamadım. Videoları da vardır hatta. Sayın Bakan dedi ki 15 Temmuz'da yaralananlarla terörle mücadelede yaralananları birbirine karıştırmayın lütfen. O insanlar dedi bir kereye mahsus sokağa çıktılar. Ve dedi vatanın milleti için sokağa çıktılar. Biz yaralanalım da gazilik haklarından faydalanalım diye sokağa çıkmadılar. Lütfen ikisini birbirine karıştırmayın dedi. Ya bu ne demek? Bu şu demek. Terörle mücadeleye göndermişiz. Devlet göndermiş. Gitmeden önce böyle yaralanmalar olsa devlet alacak mı askere? Almayacak. Sapasağlam göndermişiz. Doğuya Güneydoğu'da çatışmada yaralanmış. Bizi korurken, devletini, milletini korurken yaralanmış bu insan. Ondan sonra da diyoruz ki kusura bakma sen 15 Temmuz'da yaralananla bir değilsin. Neden? Çünkü onlar bir kereye mahsus çıktı. Çünkü onlar vatanın milleti için çıktı. Çünkü onlar işte biz yaralananın da gazilik haklarından faydalanalım diye yaralanmadılar. Yani bu insanlar ya ben dur şu şarap nedenleri vücuduma bir yiyeyim de şu kurşunu da bir alayım da ben yarın öbür gün bir gazi sayılayım falan. Bu mudur? Bunu mu anlayacağız bu söylemden? İnanamadım. Bakan Bey'i de bu konuda zaten kınadım. Böyle bir açıklama akıllara zarar ve üzücü. Üzücü, bu insanlar o kadar üzdü ki. Hani hiçbir şey yapmasalar bari bu açıklamayı yapmasalardı. Böyle
bakış açısında ortaya koyan ne yazık ki açıklamalarla karşı karşıya geldik. Peki şunu da sormak istiyorum. Böyle bir araştırma ya da çalışma yapılmış mıdır bilmiyorum ama bu 19 bin kişinin alacağı gazilik nedeniyle alacağı hakların hani devlete maliyeti ne olur? Gazilik maaşları şu an ne kadar? Yani çok fazla bir yük getireceğini tabii ki zannetmiyorum. Sayı çünkü belli 19 bin kişi. Aynen öyle. Hani bu anlamda ne söylenebilir? Yani onlar gazi unvanını aldıktan sonra ne kadar maaş alacaklar ki hani bu kadar sıkıntı yaratılıyor? Yani 19 bin kişinin ne kadar maliyeti olabilir ki devlete? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Yani kaynağı çok fazla olan bu tür şeylerde yani düşük. Yani bu tür milli konularda hani yerli ve milli diyoruz ya alın işte yerli ve milli konular. Bunlar da hesap kitap yapılmaması gereken konular. Ha diyelim ki hesap yaptık. İnanın öyle çok büyük hesaplar çıkmaz. Ama tabii ki verilecek hakların ne olacağı da çok önemli. İşte kimisine iş imkanları verilecek. Önemli iş imkanları verilecek. Kimisine maaş bağlanacak. Kimisine belki tazminatlar olacak. Ama bunları tabii şimdiden öngörmemiz ya da 15 Temmuz'da yaralananlarla mı eşit diyecekler? Yoksa diğer gazilerle mi %40 sakatlık yönetmeliğini evet farklı. Onları aşanlarla mı eşit diyecekler? Onlara verdikleri hakları mı verecekler? Tabii ki onu bilme şansımız yok. Bilmeden de hesap yapma şansımız yok. Ama her ne olursa olsun 15 Temmuz'da yaralananların haklarını da vermiş olsalar oturup hesap kitap yapalım. Emin olun devede kulak kalır. Bu insanların ülkeleri için verdiği mücadelenin karşılığında hiçbir şey. Hiçbir şey. Evet. Öyle bakmak lazım. Süremizin de sonuna geldik. Yani şu an terörle mücadele her yerde, Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Özellikle sınır dışında da demin söylediğimiz gibi Zeytindalı operasyonunda şehit vermeye devam ediyoruz. Gazilerimiz oluyor maalesef. Yani pek çok insanı ilgilendiren ve onlara karşı vicdan borcumuzu ödemek anlamına gelebilecek bir düzenleme bu. Ama nasıl gündeme gelir ya da hükümetin gündeminde mi şu an için bir şey söylemek zor gibi görünüyor. Pek çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin, bizimle bu bilgileri paylaştığınız için Sayın Kaplan. Sağ olun. Gündemin içinden bugün de sona eriyor. Yarın aynı saatte yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.